Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şimdi konuya girmeden önce bazı hukuklar var halletmemiz gereken. Fena meselesi ve beka meselesi. Şimdi ehli sünnet içerisinde fena ve beka, bir de Mutezile'nin fena ve beka anlayışı var. Bunlar ikisinden farklılık arz ediyor. Mesela diyor ki Mutezile, bir cismin son bulması ancak diyor bizler bunu ayetlerle bilebiliriz. Sonra yine Kadı Abdülcebbar olması lazım veya başka birisi Mutezile'den. Var oluyorsa yok da olabilir, aklen mümkündür diyerek bir delillendirme yapıyor ama genel kanaat bir şeylerin yok olması nakli delillerle bilinir. Mesela kainatın yok olması. Bunların hepsi insan için yaratılmıştır. İnsanın teklifi bittikten sonra artık her şey yok olacaktır diye görüyor Mutezile. Peki bu cismin son bulması nasıl gerçekleşecek? Özellikle cevherin hükümlerinden birisi bu. Bunu şimdi okuyacağız. Cismin son bulması diyor, Allah'ın o cevherde fena arasını yaratması bir görüş bu. Diğeri de diyor ki mevcut beka arasını durdurması sebebiyle. Ayrıca bir daha fena arazını yaratmasını söyleyen Mutezile, mevcut beka arazını durdurması, o sürekliliğinin durması anlamındaki durumda fena. Yani ayrıca bir fena arazı yaratmaz diyor Eşeriler. Çünkü Eşeriler arazların süreksizliği konusunda aynı şeyi düşünüyor. Arazlar süreksizdir. Bu konuda hemfikir. Mesela Mutezile'de İnsanın fiillerini özellikle ona da yer açmak için istitaat gibi bazı mesela arazların sürekliliğini kabul ediyor. Fena'da da burada değişiklik kısmı şu. Fena'nın gerçekleşirken Mutezile'ye göre ayrıca bir fena arazı yaratılır. Eşerilere göre bu beka arazı durdurulunca zaten fena gerçekleşmiş olur. Şimdi buna başlıyoruz. Şimdi vemin ahkamiha cevherlerin hükümlerinden birisi de nedir? Sıhhatu ademiha cümleten. Tümünün yok olmasının mümkün olmasıdır. Tümü yok olabilir. Mümkündür bu. Hilafen lihaulâil firakil selâsi. Bu yukarıdaki felasife Tebaîyîn ve Sümeniyye'nin aksine mütekellimler, eşariler der ki cevherlerin tümü ne yapar? Yok olur. Bunlar yok olması mümkündür. Yaratan Allah, tekrardan yok eden de Allah. Bu noktada hiçbir şüphe yoktur diye düşünürler. Üç fırka da zaten onlar maddenin ezelliğini savunduğu için onlara göre yok olmaz. Buna değindim öyle. Şimdi yine devam ediyor. Cümleten yani tamamen yok olması sebebi li enne ma caze vücuduhu ba'del adem diyor ki yokluktan sonra varlığının caiz olduğu şey, varlığının caiz olduğu şey caze ademuhu ba'del vücud. Varlıktan sonra yokluğu da caizdir. Yani bir şey yok olduktan sonra var olması mümkünse var olduktan sonra yok olması da mümkündür. Delillendirmesi bu. Burayı gerekçelendirmiş oldum. Şimdi diğer özelliğe geçiyor. Bakın o sıhhatüyü yukarıdaki sıhhatüye atfediyorum. Yine hükümlerindendir cevherlerin. Ve sıhhatu ademi ba'dıha. Yani kısmen yok olması da cevherlerin hükümlerindendir. Kısmen yok olması. Şimdi bu yine ehli sünnet içerisinde bir görüş. Kısmen yok olması. Yani burada şunu söylüyorlar. Bütünüyle yok olmuyor. Yerine fena denen arazın gelmesiyle kısmen yok olması da caiz denilmiş. Ehli sünnete göre. Neden? Yani bir kısmı yok olur. Diğer kısmı da kalabilir diyor ehl-i sünnet. Şimdi burada hilafen lil mutezile. Şimdi mutezilenin burada ihtilaf ve itirazı şu. Diyor ki mutezile. Yani bütünüyle yok olması zaten fena arazıyla gerçekleşir ama bir kısmı yok olup bir kısmı yok olması durumu bizim için söz konusu olamaz. Bunu da gerekçelendirme sebeplerini özellikle Orhan Hoca kitabında buna yer veriyor. Diyor ki aslında her ikisine göre de yani Ebu Ali Cübbayı'ya göre de oğluna da göre de
Her ikisine göre de fena bütün cevherlere zıttır. Yani bir fena arazi yaratıldığında bütün cevherler yok olur. Allah'ın bazı cevherleri bırakırken bazı cevherleri yok etmesi mümkün değildir. Oradan şunu anlıyoruz diyor. Cevher anlayışları kendilerine göre yorumladıklarından dolayı onların yorumuna göre cevherler birbirine benzerdir ya. Bir cevhere zıt olan ve onu yok eden şey doğal olarak onun cinslerini de yok edecektir. Böylelikle külli bir yok etmeyi fiili bekayla gerçekleşir. Onun bir kısmını ayıramayız diyor. Bu tezenin gerekçesi olarak bunu söylüyorlar. Yani onun için Mutezile kendilerine zıt olan bir fena ile yok edilir görüşünü savunmuş ama kısmen yok olması görüşünü de kabul etmiyor. Bütünüyle fena arazı ile yok olur diyor. Mutezile fe innehum Mutezile dedi ki yez'umune enneha innema ten'adimu bi tarayani zıddiha. Yani bir şeyin zıttı kaim olmasıyla yok olur. Yani onların yerine zıtları gelirse bir fena arazı, beka arazının yerine bir fena arazı gelirse yok olur. Ve huva manen bu bir manadır. Yani beka fena arazı dediğimiz şey bir manadır. Niye bunu mana olarak söylüyor? Çünkü ehl-i sünnete göre beka mahsa söyleyecek zaten mahsa yokluk demek zaten. Yani o bekanın Allah'ın durdurması, beka sıfatını ondan kaldırması, ayrıca bir fena yaratması da gerek yok. O da diyor ki hayır, fena da bir manadır, bir şey ifade eder ve bu gaimun bi nefsihi kendi haddi zatında kendi başına kaimdir. Yu'abberu anhu bil fena. Biz de bunu diyor fena diye ifade ederiz diyor Mu'tezile. Biz bunu fena olarak ifade ettiğimiz bir manayla yok olur diyor. Ve nispetu ilel cemi'i nispetun vahidetun. Ha, bunun diyor nispeti, fena arazının nispeti tek bir nispettir. Onun kısmen yok olup diğer kısmı ortada kalacak, yok olmayacak diye bir durum söz konusu değildir. Tek bir nispettir. Fela ten'adimu illa cümleten vahideten. Ancak bir bütün olarak yok olur diyor bakın. Mutezle. Ve hâze bâtılın. Bu da diyor batıldır. Çünkü ehli sünnet eşerlere göre daha çok öyle diyelim. Ehli sünnet burada eşerler burada kastediyor. Fe innel fenâe fena demek ademu mahdun yani mahza olumsuzluktur. Yani mahza o bekanın durdurulmasıdır. Mahza olumsuzluktan kasıt da aslında budur. Şimdi fena ve bekada kelamcıların çoğunluğu zaten toptan yok olmayı kabul ediyor. Küçük farklılıklar var. Dedik ki bazı mutezile kabul etmezken ehl-i sünnet bazısı da yok olabilir diyor. Cisimlerde fena adında bir başka araz yoktur diyen eşeriler yani ehl-i sünnet cenah cisimlerin yok olması ise Allah'ın cisimde yarattığı bu arazı durdurması ile gerçekleşir. Onun için burada kastettiği de fe innel fenae adamın mahdun yani bir şeyin bekanın olmaması anlamına gelir. Onun için ehli sünnete göre fena arazıyla değil mahsa o bekanın kaldırılmasıdır. Mevzu bu. Bu anlaşıldı herhalde değil mi? Burada da sıkıntı var mı? Yoksa devam ediyoruz. Şimdi ve min ahkamiha yine cevherlerin hükümlerindedir. Enneha mütemâsiletun. Cevherler birbirinin aynıdır. Birbirine denktir. Fis sıfatin nefsiyeti. Nefsi sıfatlarda. Şimdi cevherlerin diyor nefsi sıfatları var. Bu sıfatları birbirine denktir. Ve huve ma zekarehu el musannif. Musannif zaten bunları zikretti. Daha önceki derste de okuduk biz. Ne dedi? Minet tahayyüz. Bir uzamda yer alması, yer kaplaması veya böyle de denilebilir. Ve kıyamin bin nefs. Bunların hepsi cevherin nefsi sıfatlarıdır. Tahayyüz olması, kıyamun nefs olması, kabulül arazları kabul etmesi, vel hacmiye hacminin olmasının hepsi diyor nefsi sıfatlardır. Bu sıfatlarda ortak olan her şey cevherdir. Cevher de mütemasildir işte birbirine denktir. Bak tahayyüzde denk, kıyamı bin nefste denk, arazları kabul etmesine hacimde hepsinde denktir. Ve in tebayenet bi sıfatil maani. Diyor ki mana sıfatlarında farklı olsa bile, cevherler mana sıfatlarında farklı olsa bile kelma-i ve nari, ateş ve su gibi mana sıfatlarında farklı olsa bile bu böyledir. Birbirine denktir. Mana sıfatlarında her ne kadar farklı olsa bile nefsani sıfatlarında birbirinin aynıdır, birbirine denktir. Hilafen min nazam aynı şekilde Eydan Nazzam da bu görüşe yine katılmıyor. Mütemasil olduğunu Mutezile geneli kabul eder ama Nazzam burada farklı bir görüşe gittiğini bize müellif söylüyor.
Bu da cevherlerin diğer özelliği. Şimdi başka bir özelliği. Ve min ahkamiha heydan. Aynı şekilde yine cevherin özelliklerindendir. Enneha la tesbutu fil adem. Yoklukta sabit değildir cevherler. Yani yoklukta bir sabitesi yoktur. Ne demek istiyor burada? Şimdi bizim meşhur madumun şeyiyeti meselesi var ya. Madum bir şey midir, değil midir? Aslında burada Mutezile'den madumun şeyiyetini kabul eden bir grup var. Onlara ret amaçlı bu cevherlerin burada özelliğini özellikle vurguladı. Yani yoklukta sabitesi yoktur. Yoklukta bir sabit değildir yani. Madum şey değildir demek istiyor. Hilafen liş şahan ve kesirun minel mutezile. Şahan, cevherin yoklukta yer kaplamasının ve arazların onlarla meydana gelmesini savunuyor ve Şaham'ın şöyle çok ciddi bir iddiası var. Diyor ki Şaham, yoklukta cevher de araz da yaratılmış bir halde vardır. Onun varlığa çıkması bir haldir diyorlar. Şaham da cevherin yoklukta hem yer kaplaması hem işte arazların onunla kaim olması, bütün her şey varsa onun varlığa çıkaran ne? Burada işte Şaham'ın bu görüşünden dolayı alemin kıdemini savunacağını düşünüyor. Hatta İbn-i Tilmisani diğer eserinde de mesela ona çok değinir. Bu diyor alemin kıdemine götürür. Çünkü yoklukta bir şeyin cevheri de varsa, arazı varsa Allah bunu nasıl var? Yani Allah haşa burada nasıl bir görev yaptı o zaman ki bu varlık alemine çıktı? Ya cevheri de arazı da yoklukta varsa Cenab-ı Hak burada kün emri neye gerçekleşti, ne üzerinde gerçekleşti diye bir eleştiri yapar. Şimdi Mutezile'nin çoğunluğu da madumun şeyiyetini kabul ettiği için onlara gönderme yaptı. Fe innehum onlar yezumune enne cemiyel halak bütün mahlukatın tamamı cevheriyeten kânet maneviyeten. Cevherlerden maneviye dedi. Burada arazlar kastı. Yani cevherlerden ve arazlardan oluşur. Manevi şeylerden kastı o. Sabitetun fil adem. Yoklukta sabittir. Mutezile öyle diyor. Yoklukta sabittir. Bunların bir sabitesi vardır. Ve ennel faile. Çünkü fail la yuessiru fiha siva i'ta il vücud. Onları diyor varlık verme dışında, bakın onlara varlık verme dışında bir tesiri yoktur diyor failin burada. Varlık verme dışında bir tesiri yoktur. Peki bu varlık nasıl bir şey? Vel vücud. Peki bu varlık ne? Vel vücud indehum. Onlara göre varlık verme, varlık halun bir haldir. La tusafu bil vücudi ve la bil adem. Varlık ve yokluk ile vasıflanmayan ne var ne yok olan bir ara durum olan haldir. Buradaki varlıktan kasıt odur. Yoksa onlar yoklukta bir sabiteleri vardır. Bu da diyor ancak varlık verme noktasında bir şey. Ama Şaham dediğim gibi varlık verme noktasında yani sadece ortaya çıkarmak gibi bir şey söylüyor. Yani onun da görüşü çok açık değil açıkçası. Yani onun da görüşü çok kapalı. Ama yoklukta bir cevher ve arazın varlığının olması demek o zaman cevher ve arazların sonradan yaratılması hudus meselesiyle bağdaşmayacağından ötürü alemin kıdemine gideceğini yine söylüyor İbn-i Tilimsani ve diğer başka Fahrettin Razi de aynı görüşte onu da söyleyelim. Ve haulâ yelzemuhum kıdemel alem. Aha, bu da şimdi aynı itirazı getir. Diyor ki bunların diyor bu görüşünden diyor. Onlara şöyle bir ilzam gelir. Bunlara alemin kıdemiyle ilzam ederiz. Kardeşim sen bunu söyledin ama alemin kadim olması diye bir sonuç ortaya çıktı. Yani bir şeyi düzelteyim derken bütün her şeyi bozuyorsun. Yani orada bir domino taşının birini düzelteyim derken bütün domino taşlarını yıktın. Her şey devrildi gitti demek istiyor. Yani aslında alemin kıdemini savunması demek onların ehli sünnet cenahtan bunu ifade ediyor aslında. Lisan-ı halle bunu söylüyorlar. لِأَنَّ الْخَلَاكَ mahlukat اِذَا كَانَتْ ثَابِتَةً فِي الْعَدَمِ eğer diyor yokluğunda sabit olduğu zaman فَالْفَعِلُ لَا يُؤْتِيهَا الثُّبُوتَ ve fail sani bunları yaratan fail la yu'tiha ona veremez. Sübut. Bir subut sabitlik veremez ki zaten yoklukta sabitse sabitiyet vermedikten sonra ne anlamı var? O zaman yaratma diye bir şey söz konusu değil. Diğerler çünkü tahsinül has. Eğer diyor sen subutu var deyip sonra Allah bunu yarattı dersen hasılın tahsili olur. Bir şey yapılan bir şey tekrardan yapılabilir mi? Bu zaten muhaldir. Hasılın tahsili muhaldir diyor. Hasıl hasıl meselesi şu. Bir şey var olmuş. Tekrar onu var edeceksin. Bir şeyi iki defa var etmek gibi bir durum söz konusu. Bu da muhal bir durum demeye getiriyor. Kelamcılar bu tahsin hasıl meselesini çok söylüyor. Vel vücut nefsuhu vücudun kendisi
Diyor ki o varlığın, vücudun kendisi la yaflu hali olamaz. İmma en yekune sabiten, ya sabit olacak filadem yoklukta. Yani demek ki diyor ki bu senin bu vücut dediğin, ey Mutezile, ya diyor yoklukta sabittir ev la yekun, ya da yoklukta sabit değildir. Şimdi sebir ve taksim yapıp tokatlayacak. Fe inlem yekun sabiten, diyor ki eğer senin dediğin dışında bu yoklukta sabit değilse, bir sabitesi yoksa yoklukta, kâne mümteni'en indihum. Onlara göre zaten bu imkansız muhal bir durumdur. Çünkü onlar ne diyor? Bu diyor sabittir. Vel fa'ilu, fa'il la yef'alul mümteni. Zaten fa'il imkansız olan bir şeyi gerçekleştiremez. Allah diyor imkansız bir şey yapabilir mi? İmkansız bir şey gerçekleşmesi mümkün değildir. Şeriki bari mesela imkansız bir şey. Haşa, Allah şeriki bari bir ilah yaratabilir mi kendisini şerik olan? Hayır. Bunu kastediyor biraz. Ve inkâne sabiten kablel vücud, eğer varlıktan önce senin o varlık dediğin, işte hal diyorsunuz ya, bu varlıktan önce bir sabitesi varsa ve huve la yakbalül vücud. O zaman diyor varlığı kabul etmez. Zaten bir varlığı varsa, varlıktan önce bir sabitesi varsa buna vücut vermenin ne anlamı var? Zaten diyor vardır. Ve leyse lehu minel fa'ili şey'un, fail onun için yapacak bir şey yoktur. Zaten bir sabitesi varsa, varlıktan önce bir sabitliğinden bahsediyorsan, o zaman diyor failin onun için yapacağı da bir şey yoktur. Felem yüessiril failu fil mümkün, herhangi bir mümkünde fail tesir edemez. Ma eseren, elbette de asla bir eserde, bir eser olan bir şeyde, herhangi bir mümkünde fail tesir edemez. O zaman ne olur? Yoklukta sabit olan bir şey vücut verdiğin zaman varlığa çıkmış olmaz ki. Bunu söylemeye çalışıyor. Yani mevzu tamamen bu. Anlaşılıyordur inşallah. Bir dakika, bir şeyler yazanlar olmuş. Tamam. Devam ediyorum. Şimdi bura anlaşıldı. İşte alemi kıdemine götürme sebebi madumun şeyiyetindeki o husus. Madumun şeyiyeti ile alakalı da Muhammed Ali Koca'nın güzel bir çalışması var. Yüksek lisans tezi ama bayağı kaliteli çalışmış. Ondan istifade edebilirsiniz, detaylı veya konuyu çalışan varsa aramızda. Oradan bakılıp daha böyle şeyler oturtturabilir. Yine sorun olursa sorabilirsiniz bununla alakalı. Yani madumu şeyyetinin meselesi şudur. Onu da kısaca izah edelim. Şimdi bu Allah'ın bilmesi meselesinin, madumların yoklukta olmayıp bilmesi meselesinden ilim sıfatını kurtarayım derken, özetle bu sefer yoklukta sabiteleri savunuyorlar. Bu sefer yoklukta sabit olunca da alemin kıdemi gibi bir sonucu doğuruyor. Allah biliyor. Olmayan bir şeyi nasıl bilecek meselesine getiriyorlar işte. O madumu şeyiyeti tartışması tamamen bu. Fe'in gıyle yüessiru fittisaf. Diyor ki şöyle bir şey söylesek. Yani bu vasıflandırmada tesis eder. Yani onu vasfeder. Böyle bir itiraz gelir. Şimdi vücut dedik ya, vücut varlıkların, bu diyor varlığı diyor. Biz bunu bir sıfat hususunda bir tesiriyet desek olamaz mı yani bunu? Böyle kurtarsak diyor. Kulna. Ona da deriz ki diyor İbn-i Kerim İttisafu nefsuhu, yani ittisafu nefsuhu, bu sıfatın bizatihi kendisi, hel huve şeyun, bir şey midir emla, yoksa bir şey değil midir? Şimdi sen sıfat diye söyledin diyelim. Bu bir sıfattır dedin. Bu sıfat bizatihi kendisi bir şey midir, yoksa bir şey değil midir? Fe innem yekun şeyen, eğer bir şey değilse, felem yef'alil failu şeyen, fail bir şey yapamaz. Hani eğer bir şey değilse şey olmayan şeyi fail nasıl yapacak? Bunu söylemek istiyor. Ve inkâne şeyen, eğer bir şeyse, fe imma en yekune sabiten fil adem, ya yoklukta sabittir emla, ya da yoklukta bir sabitesi yoktur. Ve adet taksimul mezkur fil vücud, varlıktaki zikredilen taksim aynı şekilde döner diyor. Yukarıda söyledi ya, vel vücud nefsuhu la yahlu imma en yekune sabiten fil adem evla. Orada yaptığın diyor sebir ve taksimin aynısı burada da geçerlidir. Yani fe in lem yekun sabiten kâne mümteniyen indehum diye yukarıda anlattığı şeyin aynısını diyor, bu yok aşağıya kıyasla diyor. O şekilde taksim böyle döner durur demeye getiriyor. Mevzu bu. Cevherler bu şekilde bitmiş oldu. Şimdi arazlara inşallah geçiyoruz. Arazi yine biz diğer Cüveyni'nin Ellüma Edille olduğunu, bir nüshasının da bu olduğunu söylemiştik. Bu nüshadan da okuyacağız. Diğer İbn-i Kerimsani'nin elinde olan Cüveyni'ye ait olan Lüma Edille şeyinden de, metninden de okuyoruz. Şimdi diğer metinde
emmel arazu fakat kıyla ma yekumu bil cevher. Araz nedir? Şöyle denilmiş araz için. Cevher ile kaim olan şey. Cevher ile kaim olan şey. Ve kıyla yine şöyle denilmiş araz için. Ma yetrau alel cevahir. Yetrau ala başına gelmek, yani burada araz anlamında. Cevherin üzerinde arazi olarak gelen şey. Ne gibi? Kel elvani ve tuumi ve revaih ve ulum ve kudar. İşte renkler, bu tatlar, kokular, ilimler, kudret, kudretler ve iradatil hadiseti ve eddadiha, iradi hadise ve hayat ve met. Bunların hepsi diyor araz kategorisindedir. Bunları da örneklendiriyor. Ve kıyla el araz ma yestehilu aleyhi el beka. Kendisinde sürekliliğin imkansız olduğu şeydir. Beka sıfatı sürekli değildir. Arazlar gelip geçicidir. Bunu ifade etmek için de ma yestahilu aleyhi el beka diyor burada müellifimiz. Şimdi İbn-i Tilimsani'nin elinde olan Lumo Edille Cüveyni'nin nüshasında mana geçiyor. Bu da garip geldi tabii bana da. Yani acaba nüshada mı farklılık var, yoksa bizim İbn-i Tilimsani'nin elindeki nüshada çok farklı bir nüshada mı var? Onu bilemeyeceğim. Yani nüsha karşılaştırması yapmadım. Onu artık birileri yapsın. Burada böyle bir farklılık var nüshalarda. Şimdi diyor ki yine aynı metnin müellifinin başka alim tarafından neşredilen nüshasına göre el vel araz, araz diyor ve huvel ma'na el kaim bil cevher. Diyor cevher ile kaim bir manadır. Yani mana ne demek? Hakiki bir şeydir. Ne var ne yok bir şey değildir. Bir manadır diyor araz. Şimdi onu açıklayacak zaten. Kel elvani ve tu'imi ve revai ve lulum ve kudar ve irade ve hadise ve eddadiha ve hayat ve mevt ve gayri zalik. Bakın buradan farklı gelmiş bakın. Bir tek manayı değiştirmiş ibarede. Şimdi manadan da bir şeyler çıkaracak. Belki de onun için değişmiş. Ve emmel arazu. Araza gelince şöyledir araz. Fakat zekara ennehu manen kaimun bil cevher. Cevher ile kaim bir manadır. Mana dedi. Hakiki bir şey değil yani. Fekavluhu el mana. Peki burada müellif niye mana dedi? Burada manadan kastı ne? Yuhricul hal. Hali çıkarıyor. Yani bir hal değil ha, mana diyor. Hal neydi? Ne var ne yok. Mana var. Hakiki bir şey. Fe inneha hal ve inkânet sıfaten, sıfat olsa bile feleyset bir mana. Bir mana değildir. Hal diyor. Her ne kadar sıfat olsa bile bir mana değildir. Onun için burada müellif mana dedi. Fela yüsemmûneha hali isimlendirmiyorlar. Aradan araz diye isimlendirmiyorlar. Çünkü araz demek bir manadır. Bundan dolayı öyle. Cüveyni'nin de bu hal görüşüyle alakalı ilk başta kabul ettiği sonra reddettiğine alakalı Şehristani'de nakiller var. Diğer eserlerinde çoğunda böyle geçiyor. Açıkçası inşallah bunu ben de tahlil ettikten sonra sizle paylaşırım. Şu an onunla alakalı biraz yazıyorum. Bazı ibarelerinde hali arındıran şeyler var. Bazılarında hali ispat eden şeyler var. Yani onun için bütün hepsine bir bakmak lazım diye düşünüyorum. Hemen erken de konuşmamak lazım ama Şehristan naklettiğine göre Bakıllı'nın hali kabul ediyor. Cüveyni de en başta kabul etmiş sonra vazgeçmiş diye bir nakil geçer. Ama tahkik etmeden bir şey diyemem. Ve kavluhu el kaim bil cevher ne demek? Peki bunu niye söyledi müellif? El kaim bil cevher dedi. Bunda diyor ihtirazun mine sıfatil bari. Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından ihtiraz ederek. Onları buradan çıkararak yani Allah'ın sıfatlarını buraya dahil etmemeyi ifade etti. Ve inneha çünkü Allah'ın sıfatları ve inkânet maniye mana olsa bile fela yuqalu fiha e'radun. Ona araz denilmez Allah'ın sıfatlarına. Ondan dolayı el kaim bil cevher dedi. Cevher ile kaim. Onun için Rabbimiz ve Tekaddes Hazretlerinin burada şeyini sıfatlarını buradan çıkartmış olduğu bu metinler. Şimdi metinler oluştururken öyle kuruyorlar ki ya bu metne bir itiraz gelip de kardeşim sen burada bunu söylemişsin ama bak bu laf da buraya gider diye bir men gelmesin diye. Buna men diyorlar münazarada. Men demek senin söylediğin görüşün bak benzeri her tarafta uygulanmaz. Bak bu delili getiririm seni men ederim demeye getiriyor. O senin delilin her tarafta geçerli değildir. Buna göre bana düzgün delil getir diyor. Onun için metinlerde çok dikkat ederler. El kaim bil cevher kullanırken onu da hesap etmiş yani böyle. Li'ennel iştikakahu arazın kullanımı yuş'iru hissettiriyor bi kılletil beka baki olmadığını hissettiriyor. Araz dediğimiz zaman ne anlaşılıyor? Sürekli değil. Haşa Allah'ın sıfatlarını araz denilebilir mi? Denilemez. Onun için kaim bil cevherdir.
Ve sifatuhu, onun sıfatları, Rabbimizin sıfatları ezeliyetun, bakiyetun, ezelidir ve bakidir. Sümme, minel e'rad, indel mutekellimin. Kelamcılara göre arazlar el hayat vel mevt. Mesela hayat ve ölüm. Bunlar arazdır. Ve zâme ba'dul mu'tezile. Yine mu'tezile burada bazısı, hepsi değil. Ennel mevte yerciyu ila intikadil bünyeti. Bünyenin bozulmasıdır diyor. Bünye dediği burada bünye anlamında yani. Bünyenin bozulmasına irca etmişler ölümü. Ve zâmet felasife. Felsefeciler demiş ki ennel mevte ölüm. Ademul hayati, hayatın yok olması, hayatın kaybolması, gitmesi. Amma min şe'nihi en yekuna hayyen. Yaşama potansiyel olan varlıktan hayatın yokluğudur. Yok edilmesidir. Bunu niye getirdi? İhtirazen minel cemadi. Burada da kastı ve düşüncesi hayat potansiyeli olan niye dedi? Ya cansız varlıklar var, cemat var. Onları da hesap ederek onlardan ihtirazen bunu kaydı getirdi. Bu ihtiraz demek kaydı ihtiraz ediyorlar buna. Yani bir şey söylüyorsun. O söylediğin şey bazı şeyleri dışarıda bırakıyor. Burada da cemadı dışarıda bırakmak istiyor demek. Vehtece eshabına bizim eşeriler demiş ki diyor. Ala ennel mevte. Ölüm aradun bir arazdır. Bi kavli teala ellezî halakal mevte vel hayat. Öyle diyor. Bizatihi bir arazdır diyor. Bu ayeti de delil getiriyor eşeriler. Sümme kassemû. Sonra diyor el aradı, arazı kısımlara ayrılır. Ba'de belki bundan sonra ila ma yüşteratu fihi el hayat. Bu çok meşhur bir şey. Kendisinde hayat şart koşulan arazlardan bir kısmı kendisinde hayatın şart koşulduğu kel ulum vel iradat vel kuder ve şem ve zevk ve lems. Bunların hepsi ve gayrı zalik. Bunların hepsi kendisinde hayat şartıyla araz olabilirler. Bir hayat sıfatı olan bir şeyde ancak kaim olurlar. İlimler, irade, kudret, şem, zevk. Bunların hepsi dokunmak, işte lems dedi dokunmak, tatmak. Hepsi bunların bu şekilde hayat sıfatında kaim olabilirler. Arazın bir çeşidi bu. Ve gayri zalim. Ve ila ma la yüşteratu fihi el hayat. Kendisinde hayat şart koşulmayan bir de arazlar vardır. Kel ekvani vel elvani ve tuumi vel revai. Oluşlar, renkler, tatlar ve kokular. Bunlar da diyor hayat sıfatı gerekmez. Bunlar kaim olacağı zaman hayat sıfatı olan bir şeyde kaim olması gerekmez diyor. Sümmelil arada eydan ehkamun ve havasun. Yine aynı şekilde bir taksim yaptı. Bunlar önemli olduğu için özellikle buraya detaylara girdim. İnşallah bütün hepsinde böyle detaya girmeyeceğiz ama cevher ve aras konu çok önemli. Burada çok önemli malzemeler var. Femin ehkamiha yine arazların hükümlerinden neymiş? İstihaletu kıyamiha bi nefsiha. Diyor ki bizatihi kaim olması imkansızdır. Nerede kaim olur? Ancak cevherle kaim olur. Hilafen lil basriyin minel mutezde. Basriler bunun hilafına söylemiş. Ne demişler? Fe innehum za'amu enne lil bari teala iradatin hadiseten. Diyor ki Allah'ın hadis iradeleri vardır Allah için. La fi mahallin bir mahallede de değildir diyor. Basriler mutezdeden. Veli Cehm bin Minel Mutezile. Bu Cehm'in Mutezile'ye nispet etmiş. Burada bir yanlışlık var onu söyleyeyim. Yani Cehm Mutezile'den falan değil. Yani Cehm ayrı, Mutezile ayrı. Fe innehu zâme enne lil bâri teâlâ. Cenab-ı Hak bâri teâlâ. Ulûmen müteceddideten yenilenebilir diyor. Bilgileri vardır. La fi mahallin. Bir mahallede de değildir. Cehm de böyle söylüyor. Cehm bin Safvan. Şimdi bunlara itiraz yeni. Ve hâdâ muhal. Bu diyor söylediğin senin muhaldir kardeşim. Ve ennehu لَوْ جَالَ اِسْتِغْنَاءُ بَعْدِ الْمَعَانِ an mahallin. Diyor ki bazı manaların bir mahalden müstani olması caizse, yani sen diyorsan kardeşim ha, işte hadis, irade, bir mahalde hadis iradesi vardır. Haşa Allah'ın işte hadis iradesi bir mahalde olmaz. Dediğin an senin değil bütün her şey için bu geçerlidir. Bunu söylemeye çalışıyor. لَوْ جَالَ اِسْتِغْنَاءُ بَعْدِ الْمَعَانِ عَنِ الْمَحَالِ bazı manaların mahalden müstani ihtiyaçsız olduğunun caiz olması demek şayet böyleyse lecaze istigna kullu manan anil mahal bütün manaların mahalden ihtiyaçsız olduğunu gerektirir. Bu da muhaldir. Böyle bir şey olamaz. Sen bir taneyi hasredip de böyle bir şey diyemezsin. Bir taneyi dediğin zaman bütün her şey mahalsiz olacak o zaman. Mahalsiz bir şey olur mu? Allah için. Allah kendi
kendisinde kaindir sıfatları. Bunu ifade etmeye çalışıyor. Mu'tezile de sıfatları kabul etmiyor falan. Farklı görüşleri var. Ve min ahkamiha. Yine Arazların hükümlerinden imtina'u kıyamiha bir mahallin. Yani iki mahalde bir araz kaim olmaz. Bu mümtenidir. Bunu söylüyor. Hilafen bir Ebi Haşim. Ebi Haşim farklı düşünmüş. Minel Mu'tezile'den. Fe innehu o za'ma enne te'life. Te'lif ne demiştik? İşte iki cevherin böyle bir araya gelmesi. Te'lif olması, birleşmesi, te'lif etmesi. Manen vahidun. Tek bir manadır. Yakumu bir cevherayni. İki. Bakın iki cevherde kaim olan tek bir şeydir diyor te'life. İki cevherde olması ne demek? İkiye bölünmesi demek. Bunu da iki mahalde kaim olmasını Mu'tezile imkansız olmadığını söylüyor, mümkün olduğunu söylüyor. Bu şekilde de delillendiriyor. Ve huve batılın. Bu da diyor batıldır. Li ennel mana la yenkasim. Diyor ki mana diyor. Yani araz bölünmez. Felev kâme bima yenkasimu. Eğer diyor. Hadi diyelim ki bölünecek oldu. Mana araz bölünecek oldu. Lezime min sihhati inkısamil mahalli. O arazın yerleştiği o mahallin bölünmesinin mümkünlüğü inkısamul hal. O zaman halin de bölünmesi gerekir. Ya hal bölünür mü? Hal bir manadır. Tek bir şey ifade eder. Bölünmez. İki mahalde de bir araya gelmez demek istiyor. Ve min ahkamiha. Şöyle boğazım kurudu. Diğer hükümde ve min ahkamiha arzlardan enneha la tucibul hükme li gayri ma kâmet bihi. Kendisi dışında olan bir şeye hükmünü gerektirmez. Şimdi kendisi dışında bir şeye hükmünü gerektirmez ne demek? Hilafen lil mutezze. Şimdi mutezzenin ihtilafından bunu da anlıyoruz yine. Fe innehum za'amu mutezze şöyle zahmetti. Ennel bari teala muttasifun bi kelamin. Kelam sıfatıyla muttasif. Hüve harfun ve savtun halagahu bil cemaat. Ne dediler? Allah'ın o işte ağaçta yarattığı sıfattır bu Hazreti Musa'nın Allah'la konuşması meselesinde. Hadistir diyor yani. Ve harf ve sestir ve bir cemaatta diyor Allah yaratmıştır. Ehl-i Sünnet de diyor bu diyor kendisi dışında olan bir şeye hükmünü gerektirmez Aras. Bunu söylüyor. Ve hâzâ bâtunun bu da bâtıldır. Bi enne nisbetehu bunun nispeti bu şekilde nispet edilmesi li kulli mâ lem yakum bihi nispetun vahidetun. Her kendisinde kaim olmayan her şey nispeti tek bir şeydir. Yani o nispet sadece tek bir şeye nispet edilir. Tutup da dışarıdan olan bir şeye nispet edemezsin. Feleyse avdu hukmihi li ba'din evla bihi min ba'din. Yani birisine hüküm verirken diğerinden vazgeçmek evla değildir. Yani şimdi Aras ama ağaçta yarattı diyorsun. Ses ve harf ise ona da nispet ediyorsun. Bu sefer birisine hüküm verirken diğerinden vazgeçmek de evla değildir. Yani veriyorsan hükmü adam gibi ver demeye getiriyor. Farklı durumlarda durumun farklı olacağını söyleyerek bu şekilde ondan onu çıkarmış oluyor. Ve min ahkamiha enne ma yüşteratu fihil hayat dedik ki ya kendisine hayat şart koşulan arazların özellikleri ve ma yüşteratu fihil hayat kendisinde hayat şartı olmayan arazlar la yetaadda hukmuhu mahallehu mahallin dışında çıkmaz. Yani hayatın kendisine şart koşulmadığı şey mahallin dışına çıkamaz. Hükmü mahallin dışına çıkmaz. Ve zâmet mutezile. Mutezile demiş ki enne sıfâti illetî yüşteratu fiyâ el hayat. Kendisinde hayat şart koşulan sıfatlar izâ kâmel mâna minha. Bir cüz'in. Bir cüz'ünde kaim olsa evcebel hukme lil cümleti. Bütününde de kaim olması gerekir. Bunu mutezile iddia ediyor. Ama ehl-i sünnet diyor ki hayır diyor. Hayat kendisiyle şart koşulan bir şey mahallin dışına şart koşulmayan bir şey mahallin dışına çıkmaz. Kendisine hayat şart koşulan şey de bir cüzünde kaim olsa bütününde de gerçekleşir. Şeyini kabul etmiyoruz diyecek. Ve hâzâ bâtılın bu batıldır. Peki bir cüzünde kaim olsa bütününde de gerçekleşir. Neye göre yanlış? Bu batıl niye? Ve innel insani insan yecidu min nefsihi kendisinde bulur. El kudrete fi ba'dil a'dâi dûne ba'din. Bazı arazları, mesela bazı azaları var, bazı organları var. Bu organları bazıları dışında diğer bir kısım organlarında kudret özelliği var. Değil mi? Yani dedi ya bir cüzünde kaim olsa da bütününde de gerçekleşir. O da diyor bak hayır insan diyor bak cüzlerden oluşur, parçalardan oluşur. İnsanın eli var, kolu var,
bacağı var, bir sürü organları var. Hepsinde bunun aynı sıfatlar gerçekleşmez. Bazısında kudret var, bazısında yok. Şimdi onu örnek vereceğim. Onu söylüyor yani. Diyor ki kudret. Bazen diyor bir azasında kudret sıfatı varken diğer azasında yok. Hani her cüzün bir cüzünde kayma olsa bütününde de gerçekleşecek. Bak bütün azalarında yok bu güç. Hemen söylüyor. Kemen yaktiru alet nutki bi lisani. İnsan konuşmaya diliyle güç yetirebilir bir kimse. Dune gayri ama başka organlarıyla güç yetiremez. Ve la yaktiru alel batşi vel meşşi bihi. O lisanıyla da gider. Bu normal diğer başka olmayacak azalarına da gider. Bu zamiri şan da yapabiliriz. Tutmaya, yürümeye insan lisanıyla yapamaz bunu. Ben bir gayrihi başka bir organıyla gerçekleştirebilir. E sen demiştin ki bir cüzünde kayma olsa bütünde de gerçekleşir. Aha diyor böyle bir şey olmadığını sana bir delille men ediyorum. Seni bundan bu şekilde söylüyorum demeye getiriyor. Son burayı da okuyalım inşallah. Ama burası gidecek biraz. Tamam hemen hızlıca okuyayım. Ve min ahkamiha istihaletu kıyamil mana bil mana. Mananın mana yani arazda kayım olması imkansızdır. Li'ennehu lev kâme bihi eğer böyle bir şey olsa lem yahlu imma en yakuma bi mitli ya misliyle kaim olur ya o arazın misli olur ev dıddı yazıttı olur ev hilafi ya da karşıtı olur. Yani üçünden bir durum olacak. Yani Sebre Taksim'e geliyor gene mevcut. Şimdi ya misli olacak, yazıttı olacak ya da karşıtı olacak. Vel kısmetu hasıratun. Bu diyor taksim sınırlandırılmış bir taksimdir. Burada şunu ifade etmeye çalışıyor. Bunu yani muhakkak bilmeyenler olacağı için izah etmek zorundayım. Belki bilenleriniz vardır. Bu taksime hasır demek şu. Mesela Katrunya'da okuyanlar bilirler. Diyor ki kelime üç şeyden oluşur. Bütün Araplar bunu araştırmış. Üç şeyden başka bir şey bulamamışlar. Ne o üç şey? İsim, fiil, harf. Dördüncü bir şey o yok diyorlar. Buradaki taksim hasırdır. Yani sınırlandırılmıştır. Orijinal bir taksimdir. Bunun üzerine bir şey olmaz. Bunu söylüyor. Bir misil olması, zıt olması, karşıt olması. Üçü diyor bunların sınırlandırılmıştır. Bu dördüncü bir şey düşünemeyiz diyor. Sebir de taksim yapacak ya. Üçünü ortadan kaldırırsa işi bitirecek. Üçünü ortaya seriyor. Sınırlandırmış taksimi. Fe in külle mevcudeyni iki mevcudun her biri ya la yahlu imma en yetesaviye fi sıfati nefsi. Ya diyor nefsi sıfatlarında ikisi de birbirine eşittir. İki tane mevcut düşünün. Her biri diyor ya nefsi sıfatlarında eşittir evla ya da eşit değildir. Nefsi sıfatlarında eşit değildir. Fe in tesaveya fehuma mislani eğer diyor bu ikisi eşitse bunlar misil olur. Benzer olur. Ve inlem yetesaveya eğer eşit değilse fela yahlu o zaman da iki durum çıkar. Fela yahlu imma en yasihha ictima'uhuma ya diyor birleşmeleri sayı olan bir şeydir evla ya da birleşemezler. Bakın üç tane taksimi de nasıl gerçekleştiğini bize anlatıyor. Fe in saha ictima'uhuma fehuma hilafan. Eğer diyor bunlar birleşme ihtimalleri varsa böyle bir şey mümkünse hilafan olur. Yani birbirine karşıt hilafı ifade eder. Ne gibi? Kel beyadı vel halaveti. Mesela tatlılık ve beyaz. İkisi birbirinin karşıtı olan durumlar. Farklı farklı alanlarda olan bir şey. Bu arazlar. Bunlar diyor birleşmesi mümkün olan şeyler evet. Beyaz ve tatlılık birleşebilir. Beyaz mesela tavuk göğsü var. Aynı zamanda da tatlıdır ve rengi beyazdır. Bak birleşti. İki araz bir durumda birleşti. Bunlar neymiş? Hilafan. Ve innem yasih içtima'uhuma fehuma zıttan. Eğer birleşmeleri mümkün değilse bu da diyor zıttandır. Bu da nedir? Kel beyadı vesaire. Siyahla beyaz bir araya gelmez. İkisi farklıdır. Ve la caize en yekuma ma'na bi mislihi. Bir mananı da misliyle, kendi benzeriyle ev zıddıhi zıttıyla da kaim olması caiz değildir. Lima fihi minel içtimali mütenafireyn. İki ilim. Mesela burada şunu söylüyor. Mütenafinin toplanması durumundan dolayı. Ne demek mütenafi dedi? Şu. Şimdi dedi ya misli ve zıttı bir araya gelmesi caiz değildir. İki ilim de bir araya gelmez diyor. İki ilim olduğu zaman tek bir şey ifade eder. İlim ve cehalet de bir araya gelmez. Ya orada ilim arazı vardır ya da cehalet arazı vardır. Bu da zıttı açıklıyor. Ve la caize en yekuma bi hilafihi. Diyor ki hilafı olan, hilafan dedik ya mesela bunların da diyor kaim olması caiz değildir bir mahalde. لِأَنَّ نِسْبَةَ كُلِّ خِلَافٍ اِلَيْهِ نِسْبَةٌ وَاحِدَةٌ Her bir arazın kendisine ait özelliği var, başkası yerine alamaz. Alsa bu tek bir nispeti var demektir. Yani buradaki nispet tek bir nispettir. فَلَوْ جَازَ ذَٰلِكَ Eğer bu şekilde caiz mümkün olsa لَجَازَ اَنْ يُصَفَ الْعِلْمُ ilmin diyor, biz sevadi eğer hilafan dedi ya bir hilafihi, onun hilafıyla kaim olması da caiz değildir. Eğer sen bunu caiz dersen o zaman şöyle demen lazım.
Şunun da caiz olmasını söyleyeceğim. İlim bir sevat, ilim siyahlıkla vel beyaz, beyazla ver hareket ve sükun, bunlarla da vasıflanması caiz olması gerekir. Ama diyor ve huve ma'lumul butlani bir darureti, zaruret de diyor bunun batıl olduğu bilinen bir şeydir. Hiç diyor boşuna kendini zorlama. Bu zaten zaruret de bilinir. İlimle sevat, beyaz, hareket, sükun olmaz. O zaman şunu anlıyoruz özetle. Üç tane taksim yaptı. Misli olabilir. Eğer arazi kayma olması durumunda ya misli olacak, ya zıt olacak, ya hilaf olacak. Üçünün de olmadığını ispatlarsam diyor. Bunların arazi kaim olmasını ispatlamış olurum. Arazi kaim değildir. En son çıktığı sonuç bu. Dediğim gibi bu önemli bir şey. Burada anlaşılmayan bir şey varsa sorabilirsiniz. Çünkü bu sebir ve taksim her zaman yapılıyor. Yani devamlı sebir taksim en son ortaya bir netice koyuyor müellifimiz. Evet. Burada kalalım.